yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Selamlar, ben Metehan. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 2. sınıfta hukuk öğrencisiyim. Geçen yıl size Romanya'ya gitmiştim. Bir hayvan barınağı üzerine proje vardı. STC 15 üzerine Soulmate projesiydi ismi. Projede genel olarak hayvanların bakımı, onların yalnızlığını gidermek, bir köpek barınağıydı tam olarak, başka hayvan pek yoktu. Onların bakımı, temizliği, yeri geldiğinde çukurunu temizlemek, hepsi vardı ama aslında yani ilk başta bir çekinerek başladık. Ama her zaman olduğu gibi alışınca böyle yani onlarla bir oldun. Hatta şey oluyordu bir süre sonra, sen barınağa girdiğin zaman onlar senin yanına koşa koşa geliyorlardı. Tanıyorlardı artık. Gelmeyince de şey oluyordu, bazı günler yağmur yağıyordu. Yağmur yağınca gidemiyorduk, açık hava çünkü. Şey, barınak sahibi arıyordu işte, sizi çok özlediler, ne zaman geleceksiniz diye sürekli soruyorlardı. Proje 6 kişilikti toplamda. Farklı milletten insanlar her zaman olduğu gibi. Ben 2 tane arkadaşla gittim yarımda. 3 Türk olarak biz vardık 6 kişiden. Şöyle yalan söyledim. Aslında ben Romanya'ya gezerek gitmeyi tercih ettim. Çünkü hani volunteer'lık yapacağım ama daha çok böyle eğlence tarafına varmak istiyordum. Burada da size Global Venture'ı daha eğlenceli hale getirmek için 3 tane yol size söyleyebilirim. 1. Kesinlikle sadece tek ülkeye odaklanmayın. Gideceğiniz ülkeye odaklanmayın. Farklı ülkeleri gezmeyi planlayın. Mesela gidecek rota direkt uçak değil, tren, otostop, yeri geldiğinde otobüs. İlla ki bulursunuz bir şekilde bir yol. O şekilde gidebilirsiniz. Ben her yolu kullandım. İlk başta aslında bir tren rota çizmiştim ama rota yolundan saptı. Asla uymadık ona. Mecburen otostop kullandık ama her zaman daha eğlenceli hale geldi. Çünkü farklı bir ülke görüyorsun, farklı kültür tanıyorsun. Hani tek volunteer'lık yapsam bir kültür tanıyacaktım. Belki de hani diğer yine gönüllülerle beraber onların kültürlerini tanıyacaktım ama direkt gidip görmek çok ayrı bir şey. Yani bir de projeyi farklı ülkelere gezerek gidince daha alışmış ve hani çekinmeyerek gidiyorsun. Oraya direkt daha rahat kaynaşabiliyorsun. Yani hani farklı ülke gezmek, yani daha başka ne isteyebilir ki insan? Tam olarak Bulgaristan'dan başladım. Yunanistan'a geçtik oradan. Bu trenle rahat rahat gidiyorduk. Sırbistan'a gittiğimizden her şey saba sardı. Sırbistan tren rotasından çıktık. Normalde önceden bilet almıştık, Balkan Free Express bileti. Yani o geçerliydi ama sonra Macaristan'a kayınca bilet geçerliymiş. Biz bunu trende öğrendik. Çok geçti, mecburen fazla bir para ödedik. Bütün bütçeyi düşürdü o bizi de. Aslında orada biraz da az parayla ne kadar ülke gezerim onu öğrendim. Toplam ben gidiş geliş olarak bir 3 hafta gezdim proje dışında. Ben de 3,5 milyar. O kadar yani. 3500 çok fazla değil benim bence. Yani sonuç olarak Romanya'da da mesela 6 haftada 1500 harcadım. Hiç harcamadım. Tam idareli kullandım. Çünkü hani harcayan çok yer var ama zaten ucuz. Genel olarak ucuzdu Romanya'da. Gittiğimiz yerde de sadece Karadağ'da sıkıntı yaşadım. Euro'ydu. Euro sıkıntı olunca ama onları çıkarsam çok daha düşük bütçeyle bile gezebilirdim. Hani para asla sıkıntı olmuyor o konuda. O yüzden rahatlıkla başka ülke gezebiliyoruz. Bulgaristan, Sırbistan. Oradan Macaristan'a kaydık. Sonra oradan direkt Macaristan, Romanya'ya geçtik. Çünkü artık çok fazla gezmek istemedik. Proje sonunda tekrar devam ettik. Romanya'dan tekrar Sırbistan, oradan Karadağ'a geçtik. Karadağ çok güzel bir yerdi bu arada. Tamamen bir tatil cenneti yani. 2 gün kalsak bile, yani 2 haftada kalsam, 10 ayda kalsam sıkılmazdım orada. Tam bir tatil cenneti. Sonra Karadağ'dan Bosna Hersek'e geçtik. Bosna Hersek'ten Makedonya. Makedonya, Bulgaristan. Tekrar yani dönüş yolu mecbur oraya kullandık. Otostopu biz burada Bosna Hersek, Karadağ arasında kullandık. Otobüs de Bosna Hersek, yani Karadağ'dan aşağı doğru inişte kullandık yine aynı şekilde. Her yola dönebiliyoruz. Aslında çok fazla yol var. Gayet de kolay dönmek. Otostopa sıkıntı olmuyor hiçbir şey. Otostopta illaki oluyor. Mesela 2 saatlik yolu 8 saatte gittik bir kere. 3 tane köy yürüdük ardı ardına. Kimse durmadı, asla durmadı. Boş araba geçiyor, işaret yapıyorlar. Nasıl diyeyim? Şöyle yapan oldu, şunu yapan oldu. Otostop yerini öğrenmeden gittik. Bunu kesinlikle yapmayın yani, yapmamalı kimse. Öğrenilmeli şuymuş mesela. Şu veya şu şey demekmiş. Burada çekmeyin, daha ileri gidin. Göre göre öğrendik aynen. Çok merak ediyorum. Şunu anlamadım. İşte, bilmiyorum. İnternet araştırdık, asla bulamadık ama araştırmakta fayda var hani. İkinci tavsiyemse, ben arkadaşlarımla gittim belki ama orada gördüm ki en üzgünleri tek başına gitmekmiş. Arkadaşlarına mesela gidiyorsun, aynı millettensin. Yani onlarla konuşma ihtiyacı duyuyorsun veya çekiniyorsun bir durumda. Tabii ki sana yardımcı oluyor ama asla hani tamamen kaynaşamıyorsun ortamla farklı bir kişilerle. Çünkü onların yanında oluyorsun. Bir de küçük sorunlar oluyor. Hani seyahat arkadaşını iyi seç derler ya. Ben iyi seçtiğime güveniyorum. Gayet iyi seçtim. Ama illaki sorun olur. Tek başına gitmek, gezmek her zaman daha iyidir bana göre. Arkadaşınlarım şu an iyi mi? Şu an iyi. Yok iyi. Bir sorun yok. İyi. Arada kavga ederiz, tartışırız ama yok, sorun değil. Çok da severim ikisini de. Gerek yok. Gittiğim kişilerle döndüğüm kişiler aynı olmadı. Bir tanesi değişti. Çünkü biz yani gezerek dönmeyi tercih ettik yine. Diğer arkadaşımız direkt tercih etti. Çünkü yorulmuştu artık. Bir de hani maddiyat da artık bitiyordu. Kalmayınca o direkt gitmeyi tercih etti. Farklı insanları tanıyorsun. Mesela değişen insanlarla sürekli ben burada hala görüşüyorum. Sürekli bir görüşüyorsun. Yani aslında temelli bir kalıcı arkadaş edindim ben orada. Çok güzel dostluklar edindim. Yani seyahat arkadaşı çok başka oluyor çünkü. 10 yıldır tanıdığım insana daha yakın oluyor bir zaman. Çünkü seyahatte her şeyini görüyorsun birbirinin. Yani bütün zorlukları beraber yaşıyorsun. Çünkü kimse 8 saat sabretmez bir otostop için. Ya yani gideceğim tek bir şehir de yani
yani bir noktadan bir noktaya çok yakın noktalardı. Üçüncü olarak ise direkt ben kendi ortamını yaratmak diyorum. Şimdi oraya gitti bir insan, etraftakilerle kaynaşamayabilirsin, bu çok normal. Ben bunu yaşadım. En azından yabancılarla yaşadım. Yani asıl amacım orada yabancılarla tanışmak, daha çok insan tanımak. İngilizcemi de geliştirmek de tabii yanında. O yüzden yabancılarla konuşmak bir bakıma zorundaydım ama hani ben çok beceremesem de bunu, beceremeyince başka bir yolu tercih ettim. Çünkü çok normal, hani her insan yapamayabilir. Kendi ortamını yarattım. Yani daha çok belki Türk oldu, hani yabancı insan sayısı çok azdı ama kendi ortamı yaratınca da aşırıca eğlendim. Çok güzel anlar biriktirdim orada. Yani aşırıca tuhaf, güzel. Yani her günüm bir farklı güzeldi, farklı bir tuhaftı da. Aşırı saçma günlerim de oldu. Evet, belki ben hep orada Türklerle takıldım ama o benim projemden kaynaklıydı biraz da. Siz oraya gittiğinizde hani diğer yabancı insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Çünkü hani projeden projeye değişiyor. Daha çok yabancı olan projelerde tabii ki onları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Mostar'daki bir anım var. Tam böyle Mostar'daydık. Mostar Köprüsü'nü gezdik. Bu arada Mostar'da sadece Mostar Köprüsü var. Başka bir şey yok. Çok pişman oldum o yüzden. İşte Mostar Köprüsü'nde dolaştık. Ben baktım, fotoğraflar çektik tabii. Otostop zamanı geldi. Çünkü otobüs kaçırdık. Treni de kaçırdık. Treni tam 10 dakikayla kaçırdık. Otostop çekmeye karar verdik. Saat de akşam 9-10 civarı olması lazım. Tren bitti. Otobüs de yok. Otostopa kaldık. Yürüyoruz. Bir 2 kilometre falan yürüdük galiba. Otostopun en iyi çekecek yeri için. Kimse durmuyor artık. Hani elimizi kaldırıyoruz. Durmuyorlar. Akşam kimse görmüyor mu acaba diye böyle hani biraz daha şey noktasına geçtik. Taşlık noktaya. Orada duruyoruz. Bir buçuk saat falan çektik otostop. Asla şikayet yok ama. Asla şikayet yok. Çünkü bir şekilde duracaklar. İnanıyoruz buna. En sonunda bir adam bizi görmüş ileriden. Yani tam ters noktada durdu, bir el etti bize gelin diye. Bizi görmüş, bir kilometre sonra vicdan azabı çekmiş durmadım diye. Geri dönmüş bizim için. O durdu ama sonra işte arabasına bindik, ben önde oturuyordum. İki tane arkadaşım arkadaydı. Onlar uyudu. Ben tam 3 saat yol boyunca adamla sohbet etmek zorunda kaldım. Sohbet çok güzel bir şeydi tabii ama benim uykum var, aşırı yorgunum. Adam beni öyle bir kilitledi ki orada. Şey mesela, polis şeyi var, çevirmesi var. Orada polise laf atıyor, geçiyor. Ben bir şey demiyorum, sen niye bir şey demiyorsun diye bana bakıyor böyle zorla. Sonra ben 2 saat boyunca aralıksız, yani adamla bir de o zaman çatlak İngilizcem var. Asla geliş hani projeden sonra biraz da hani Ayza'ya girince İngilizcem gelişti ama o zaman çat pat tam konuşamıyorum mesela, hani kendimce konuşabiliyorum. Adamki de çat pat. Arkadaşlar uyumaya yakın bizi dinliyorlarmış. İndikten sonra öyle bir dalga geçtiler ki hani tam böyle gramer yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Bitti. Sonunda indik. Tam indik. Artık Saraybosna'da bizim hostelde valizlerimiz vardı. Yani biz adama dedik ki akşam 7'de gelip valizlerimizi alacağız, çıkış yapacağız. Ama oraya gittik saat 12. 1. Adam bize bağırdı, valiz direkt böyle kapı dışarı attı bizi. Dedik bir gün daha kalmak istiyoruz. Parası neyse vereceğiz, tamam. Yok dedi, sizi almayacağım bundan sonra. Gidin nerede yatarsanız yatın. Direkt bu şekilde bizi hostelden kovdu. Valizlerle biz dışarı kaldık. Yağmur da bastırdı. Tam şans olur yani. Sınacak yer bulduk. 15 dakika düşündük ne yapacağız, ne yapacağız diye. Sonra yağmur yavaşladı. Tek tek böyle hostel aramaya başladık. Sokak sokak geziyoruz. Haritadan bakıyoruz. Kapılarını çalıyoruz. Artık hani gece 2'den sonra onlar kimseyi beklemiyor ya. Sokaktan bir adam durdu. Sonra dedi, hostel mi arıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yardımcı olayım size. Arkadaşın hosteli varmış. Oraya götürdü. Orada sonra bize iki katı fiyatmıştı önceki hostelden. Gitmedik tabii ki. Zaten son paralarımız, son derneğimizi oynuyoruz. Yine hala yürüyoruz. Sonra saat kaçtı? Yine 4-5 falan hani. Dedik ki artık hani hostelde kalma mantığı yok. Sabah otobüs var. Otobüste biz nereye gidiyorduk oradan? Bosna'dan direkt şeye dönecektik. Aynen Bulgaristan'a. Ve çok uzun zaman oldu. Yazın oldu, çok geçti. Mesela sabah 6'da otobüs var. Biz de onu kaçırmayalım diye bir tane park bulduk. Şimdi polis de görmemeli yatarken parkta, kaldırır. O yüzden parkta bir çalının arkasına saklandık. Ben kaldım yurttan battaniye hatıra olsun diye ödünç almıştım. Battaniyeyi. Ödünç aldım yani. Geri vermeyeceğim belki ama. Bir daha gidersem geri veririm iyi kayıp ya. O hayat kurtardı ama orada hayat kurtardı. Altımıza serdik battaniye. Sabah soğuğu çünkü hani 5. Bir saat artık dinlenelim, kestirelim diyoruz. Sırtımıza çantalar. Bir de fular vardı işte. Ne bulduysak üstümüzü örttük falan. Bir saat kestirdik biz orada ama o bir saat olmadı. 2 saat uyumuşuz. Sabah 7 oldu. Biz koşuyoruz artık. Otogara koşuyoruz artık. Koştuk. Otobüs kaçırmışız. Kaçırdık yani. Hani o sırf otobüs kaçırmayalım diye belki parkta yattık ama yine kaçırdık. Sonra o gün mecbur yine hostel arayışına kaçırdık. Artık aşırı yorgunuz. Hostel arayacağız. Parası neyse vereceğiz. Bir tane hostel bulduk. 3 kişi 20 euro toplam vereceğiz. 20 euro hostel. Onun için bir yokuş çıktık. İnanılmaz bir yokuştu ya. Bir 25 dakika falan çıkmış olabiliriz. İnanılmazdı. Hostele vardığımızda hostel tam bir evdi. 3 oda bir salon ev. Aşırıca lüks. Kadın bize dedi ki kişi başı 20 euro. Son paramız 20 euro. Dedik kadına böyle böyle. O dedi en son madem son paranız, internetten 20 euroyu görüyoruz zaten. Booking.com'dan bakıyorduk o zaman. Tamam dedi. 3 kişi 20 euro bugün sizin olsun dedi. O gün tamamen yattık, dinlendik. Şu da bir sorun ya, yemekler de var. Kadın bize şeyi bırakmış, bir de yemeklerini bırakmış. Üst katta onlar kalıyor, alt katta aç kalmayalım diye yemek almış. Nasıl böyle? Ama çok şey gözüküyoruz yani, savaştan çıkmış gibi. Saç baş dağınıklıkta, sakalım daha da uzamış. Kıyafetler pis, biz de pissiz. Direkt kendimizi duş aldık falan, yatağa attık. O gün direkt dinlendik. Sonra otobüsü ne zaman kaçırdınız? Onu da kaçırdım. Yok abi, kaçırıyorduk az kalsın. Ya ertesi gün sabah oldu yine tekrardan. Kaçırmayayım diye artık. Aa nasıl oldu ya?
Artık kaçırmak yok yani. Hani uyumadık, asla uyumadık. Öyle bekledik, oturduk, bekledik, konuştuk uyumamak için. 4.30'da yola çıktık. Ama hani otogara biraz uzak ya gideceğimiz yer, kaldığımız yer. Tramvayla gideceğiz. Tramvay da sabah 6'da açacakmış. Otobüs de sabah 6'da. Biz onu yeni öğrendik. Biz 24 saat tramvay var sanıyoruz. Ne yapacağız? Oraya inene kadar zaten saat 5.15 oldu. Yol yarım saatlik bir yol. Taksi yerine çalışıyoruz. Tam taksi yeriz. Kimse durmaz. Taksi yok. Ortaya hesapta yok. O sırada yan tarafta biz bankamatiğe para çekmeye gittik. Taksi çevireceğiz ya, paramız da yok, nakit. Bizim diğer arkadaşımız iki tane turistle konuşuyormuş orada. Yol tarifi sormuşlar. Sonra öğrendik ki onlar Türkmüş. Biz şey dedik kendi aramızda, nasıl gideceğiz? Ona dedi ki siz Türk müydünüz ya falan. Sonra tam dururken yanında bir araba durdu. Gençler nereye gidiyorsunuz dedi. Evet, bize gençler nereye gidiyorsun dedi. Dedik ne alaka? Yol tarifi soran kişi Türk. Yola çıkarken bizi duymuş. Hani bizi almak için yani görmüş ailemizi. Dediler nereye gidiyorsunuz? Sizi bırakayım. O şekilde yetiştik son 15 dakika otogara. Bu saat kaçırmadık. Böyle şanslı bir şekilde ulaştık. Öyle bir şey söyleyip Global Volunteer'e gidelim. Ya insanın kendini keşfetmesi lazım. Farklı kültürleri tanıması lazım aynı şekilde. Bu ikisini beraber yapmak çok zor bir şey değil. Elin ucunda hemen bir apply tuşu var. Başvuru gitsin yani. Ne fark edecek ki sanki? Sonuçta 6 hafta sadece. Çok bir şey kaybetmiyorsun. Daha çok kendini kazanıyorsun orada. Hem başka insanları da kazanıyorsun. Bir de değişeceğin hayatları düşünmelisin burada. Hani ben belki barınakta çalıştım. Orada birkaç hani köpekle beraber oldum. Onların belki onların hayatını nasıl değiştir bilmiyorum ama insan hayatı değiştirmek de söz konusu burada. Mesela şey projeleri var ya hani yetimhane projeleri veya çocuklara İngilizce öğretmenliği projeleri. Bunlar tam bir hayat değiştirmeye yönelik projeler. Böyle 6 haftada sen belki kendi hayatında bir şeyler fark ediyorsun ama o çocuk ömrü boyunca unutmayacağı bir şey yaşıyor orada. Belki de onun kendi gelişimine, hem kendi gelişiminden de onun gelişimine katkı sağlıyorsun. Mesela ben bu noktadan sonra Mısır'a da gitmeyi tercih ettim. Stajda bu yaz Mısır'a gidiyorum. Otostopta belki gidemeyeceğim. Çünkü biraz zor olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki rotamda hangi ülke olduğu fark etmeksizin bir yerlere gitmek. Nice maceralar diyorum. Kendinize iyi bakın. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Bir gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Hayır, falan. Bana hep yoğurt. O yüzden ismim yoğurt. Adım miniydi benim.